Bu serinin ilk videosu olan 2000 TL sermaye ile Amazon'da nasıl satış yapılır videosu gerçekten sevildi. Ben ilginiz için gerçekten çok teşekkür ederim. İzlemeyenler varsa hemen şu üstte bir yerde zaten linkini ben koyacağım. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Ve şimdi gelelim. Benim 20.000 TL param var. Yani 20.000 TL sermayem var. Amazon'da hiç satış yapmayı bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Amazon diyorlar. Amazon güzel para kazandırır diyorlar. Acaba satış yapabilir miyim? Yaparsam da nasıl yaparım? Acaba 2000 TL sermayesi olanların olduğu gibi dropshipping mi yaparım? Yoksa farklı bir yöntemle mi para kazanırım? Şimdi ben size bu videoda onu anlatacağım. Aslında 20.000 TL paramız var diye e, göklere uçmamak gerekiyor ne yazık ki. Çünkü 20.000 TL bugün ne kadar para yapıyor? Hemen sizle beraber şu hesap makinesini açayım hesaplayalım. 20.000 bölü dolar ne kadar şu an bugün 20'si 20 Ekim 2020 bugünün kuruyla 8 lira diyelim 2500 dolar param var yani paramız kuş yani 20.000 TL çok büyük bir para değil yine bizim için ama yine de başlangıç için 2500 dolar ideal mi ideal dolayısıyla bu parayla bir şeyler yapar mıyız yaparız ama ne yaparız yapacağımız şey çok basit arbitraj Arbitraj çok popüler. Arbitraj nedir? Bir ürünü, örneğin şu telefonu e, 2000 liraya al, başka bir internet sitesine atıyorum Walmart'tan al, git Amazon'da 3000 liraya sat. 1000 lira kâr et. Arbitraj budur. E, zaten arbitraj terimi çok genel e, bir kavramdır. Sadece ticarette de kullanılmaz. Dövizde de kullanılır. İşte Euro'dan dolara geçişlerde, dolardan TL'ye geçişlerde yapılan e, çevirim işlemleri. Birer arbitrajdır aslında. Yani paranın e, işte dolar sat, e, işte TL al, Euro sat, Euro al, Pound'a çevir vesaire. Bu şekilde e, çapraz kur işlemi yapanlar da aslında arbitraj yapmış oluyorlar. Şimdi bizim işimiz ticarette arbitraj, online arbitraj. Yani internette bu işi e, işte kupon sitelerinden yapanlar var ki çok da sağlıklı olmayabiliyor. Bir dönem ben de e, denemiştim hatta eğitimlerimde de bahsetmiştim. Fakat çok e, sağlıklı değil yani e, riskleri çok yüksek. Onun yerine toptancıların sattığı yani e, hazır toptancıların işte benim elimde bu ürün var bu ürünü sana işte e, 100 tane var bir tanesini yani her birimini 10 dolara 100 tanesini işte 1000 dolara vereyim diyen toptancılar var. Siz gidiyorsunuz o ürünü Amazon'da bakıyorsunuz e, işte atıyorum 18 dolara satılıyor 3 dolar kar ediyorsunuz ha güzel diyorsunuz ben bu 100 tane üründen 300 dolar kar ederim analiz ediyorsunuz. Diyorsunuz ki 100 tane ürünü 2 ayda satarım. 2 ayda 300 dolar güzel para. Tamam diyorsunuz yaparım ben bu işi. Ya bunun gibi birkaç tane ürün bulup no, ne yapıyorsunuz? Portföyünüzü genişletiyorsunuz ve daha fazla ürün ve daha fazla çeşitlilikle e, günlük karlarınızı artırıyorsunuz. Şimdi Amazon'da online arbitraj 20.000 TL ile yani eğer benim cebimde 20.000 TL varsa ve bu işi hiç bilmiyorsam önce bu işin eğitimini alırım. Şimdi param olduğuna göre bir kısmını eğitime ayırabilirim. Yine Çeşitli kaynaklar internette Google'a yazın arbitraj eğitimleri Amazon arbitraj eğitimleri artık içinize kim ne siniyorsa önemli değil sonuçta birçok kişi aynı şeyden bahsediyor hatta ücretsiz kaynaklarda yok değil YouTube'da da var izleyebilirsiniz. Ya ben çok e, içeriklere denk geldim. Kaldı ki yine ben de bu arbitraj işini anlatıyorum YouTube'da. E, ama eğitim alı, alayım. Biraz daha hani profesyonel olsun, biraz daha sağlam içeriği olsun derseniz de hani ister e, benim eğitimimi alın, ister işte Ali'nin, Veli'nin, Mehmet'in eğitimini alın. Çok önemli değil kimin eğitimini aldığınız. Ya bir şekilde bu işi birinden öğrenin. Öğrendikten sonra yapacağınız iş 2000 TL bütçede olduğu gibi Kanada'da satış yapmak değil, bu sefer artık Amerika'ya giriş yapmak, Amazon Amerika'da satış yapmak bir numaralı hedefimiz. Amazon Amerika'da satış yapabilmek için arbitraj yapabilmek için benim bir takım toptancılara ihtiyacım var ve internette çok fazla toptancı var. Yani e, bulam, yani tahmin edemeyeceğiniz kadar çok fazla toptancı var. Kendiniz de bulabilirsiniz, Google'a yazabilirsiniz. Yani arbitraj toptancıları yazabilirsiniz, arbitraj listeleri çok fazla toptancı var. Ha ben e, suya sabuna çok fazla dokunmayayım Benim her şey önüme hazır gelsin diyorsanız da tuger.us bizim web sitemizde de e, hazır toptancı listelerine abone oluyorsunuz e hizmetler bölümünden. Aylık bir para veriyorsunuz. Çok büyük para da değil. Orada zaten hazır toptancı listeleri var. Ha yok ben e, hazır toptancı listeleri herkesin gördüğü listeler değil, kendime özel ürünlerim olsun diyorsanız kazandıranürünler.com'a giriyorsunuz. Kendinize uygun bir paket seçiyorsunuz. kazandıranürünler.com'da ne oluyor? Ee, hazır ürünler size hemen sunuluyor. Karşınıza geliyor. Alıyorsunuz toptancıdan Amazon'a koyuyorsunuz. Satıyorsunuz. İşiniz gayet basit oluyor. Bu da ayrı bir seçenek. Yani seçenekler çok fazla. Ben 20.000 TL bütçem yani 2500 dolarımı e, sadece ürünlere harcayacağım. Sadece ürün alımlarına harcayacağım. Bu iş için eğitime ona buna hazır listelere benim ihtiyacım yok. Bunlarla ben kendim uğraşayım diyorsanız da en güzel kaynak YouTube. YouTube üzerinde birçok kaynak bulursunuz. Hele ki İngilizceniz varsa, İngilizceyi çok iyi konuşuyorsanız, anlatılanları çok iyi anlıyorsanız ya da altyazı, YouTube'da altyazı seçeneği var açarak ben ne diyorlar diyor anlıyorum diyorsanız o zaman YouTube'a Amazon online arbitraj yazdığınız zaman ya da Amazon arbitraj yazdığınız zaman çok fazla içerik karşınıza çıkacak ve bunlardan faydalanabilirsiniz. Burayı atladık ve bu işi öğrendiğinizi farz ettik. Şimdi geldi artık işin mutfağına girmeye ve bu, bu işi nasıl yapacağınızı öğrenmeye. Şimdi bizim e, temelde 3 şeye ihtiyacımız var. Birincisi ürün bulacak bir toptancı. ikincisi bulduğumuz ürünleri göndereceğimiz bir ara depo. Üçüncüsü bu ürünleri satabileceğimiz bir Amazon satıcı hesabı. Şimdi bu üçü de elimizde varsa cebimize koyduysak ee, başlıyoruz bu işi nasıl e, denklemeyen nasıl bir sıraya koyacağımıza. Şimdi ben size örnek 888lots.com'dan bir örnek vereceğim. Ee, geçmiş videolarda bu e, 888lots ile ilgili Çok fazla video hazırladım zaten ee, Yabancı olmayanlar vardır bu konuya Bilmeyenler ise yani Araştırabilirler 888lots nedir nasıl kullanılır vesaire Youtube'a Google'a yazıp bakabilirsiniz Şimdi 888 Lotsun amacı hazır lot lotlar satmak. Yani hazır lot nedir? Bir koli içerisinde mesela diyor ki bir koli içerisinde işte 100 tane ayakkabı, 50 tane tişört, 30 tane de işte kolye var diyor. Bunlar Amazon'da şu asil numaralarıyla satılıyor diyor. Fiyatları da budur. Eğer sana uyuyorsa gel al git Amazon'da sat diyor. Hazır olarak veriyor. Şimdi 888lots.com ile ilgili ben diğer videolarda yani geçmişte çektiğim videolarda birçok kişi şunu söylemişti. Demişti ki iyi de bu adamlar niye satmıyor o zaman Amazon'da niye bize bu lot olarak veriyor. Çünkü bu adamların işi Amazon'da satmak değil. Yani bu adamlar bu şekilde toptan olarak sattığında daha çok para kazanıyor. Yani daha hızlı satıyor. Dolayısıyla neden 888lots'un kendisi Amazon'da satmıyor da bize bu malı satıyor diye düşündüğünüzde alacağınız sorunun cevabı bu kişilerin işinin Amazon'a satış yapmak değil tamamen size e, toptan satış yapmak olduğunu unutmayın. E, toptan ticaret yapanlar beni çok iyi anlarlar. E, bu şekilde web sitesine girdiniz. Mesela e, fiyatı düşen ürünler görüyorum ben karşımda. Mesela şu çocuk arabası, bebek arabası. Stopta bir tane varmış. E, çocuk koltuğu galiba bu. 10 dolar diyor. Hemen Amazon'da aşağıda linkini de vermiş. E, demiş ki şu bakın asil numarası bu visit on amz linkine basarak Amazon'da bu ürünü görebilirsin demiş. Bakın görüyoruz. Şu şekilde bir şey. Bu galiba çocuk san şey değil de çocuk çocuk arabası değil de valiz düzeltiyorum. Küçük fotoğraf beni yanılttı. 17 tane müşteri reytingi almış. Geçmişte satan bir ürünmüş. Neye göre bunu söylüyoruz? Şimdi ben Helium kullanıyorum. Helium'ten. Helium'ten'in şu analiz aracı all time dediğiniz zaman bakın geçmişte ne kadar hızlı sattığını sales renklerden anlıyorum. Şuradaki sales rank yani kırmızı yazan bölümler e, ne kadar düşük olursa yani sıralamada ne kadar e, puanı düşük olursa o kadar yukarıda ve çok sa fazla satıyordur demek. Şimdi bu ürünü kaça satıyorlar geçmişte? Bakın 47 dolar 99 sente satıyorlar. 10 dolarlık ürün. 47 dolar. Çok iyi değil mi ya? Yani bence gayet iyi. E, dolayısıyla bakın fiyatı hep şey e, daha doğrusu satıcı olduğu zaman e, satış hızı hep yüksek olmuş. Ve şu an currently unavailable yazıyor. Yani bu ne demek? Şu an kullanılamaz diyor. Yani şu an kimse bu ürünü satmıyor demek. Ben ne yaparım? Bu ürünü 10 dolara alabilirim. Yani bu adamlar bu ürünü 10 dolara şu an bana veriyor. Ee, tek başına da alabiliyorum. Dolayısıyla bunu alırım. Ara depoya yollarım. Daha sonra bunu ben 40 dolara satarım. Ha çok önemli değil. Bir haftada 10 günde satayım. Önemli değil. Yani ben burada şimdi 20 bin dolarım, 20 bin TL'm var. 2500 dolar. Bunun gibi ben belki yüzlerce ürün alacağım. Birçok ürün alacağım. Dolayısıyla birçok ürün aldığım için ben sürümden zaten kazanacağım. Her gün bir ürün satılacak. Dolayısıyla kar edeceğim. Burada ciddi bir karlılık var. Şimdi ara depo olarak ne kullanabilirim derseniz eğer ben artık videolarımda e, tavsiyelerde bulunmuyorum yani şirket tavsiyesinde bulunmuyorum çünkü e, ne zaman şirket tavsiyesinde bulunsam hani reklam yapıyorsun e, deniyor aslında bir reklam amacım yok benim burada tamamen amacım yardımcı olmak bu işi bilmeyenlere yol göstermek e, o yüzden Google'a Amazon Prep Service yazdığınız zaman bir sürü ara depo çıkıyor bu ara depoların mantığı şu zaten hangisine çalışırsanız çalışın hiç önemli değil buradaki firmalardan hangisine çalışırsanız çalışın bu firmalar size Diyor ki ben ürün başına senden işte ortalama 1 dolar para alırım diyor. İşte 30 sent şunu alırım, 5 sent bunu alırım yani işte paketlemeye şu, şu kadar alırım vesaire. Totalde 1 dolar 1.5 dolar size bir fatura çıkartıyor bir ürün başına bir tane ürün için. Ve size Amerika'da bir adres veriyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? 888lots.com veya işte farklı internet sayfalarından aldığınız ürünleri ne yapıyorsunuz? Bu ara deponun Amerika'daki adresine gönderiyorsunuz, ürünleri orada biriktiriyorsunuz. Bu şeye benziyor. Hani Amerika'dan Sitecom'u belki duymuşsunuzdur. E, ben de müşteri olarak kullanıyorum zaten. E, oradan mesela ürün aldığınız zaman daha doğrusu Amerika'da işte Amazon Prime Day'de ya da Amazon Black Friday'de ya da Walmart kampanyalarında ucuza ürün bulduğunuzda ne yapıyorsunuz? Amerika'dan sitenin adresine yolluyorsunuz. Amerika'dan site size ürünleri topluyor. Daha sonra sizin Türkiye'deki adresinize gönderiyor. Ya, buradaki prep merkezlerinin FBA prep merkezlerinin tam olarak yaptığı işte aslında bu. Size bir adres veriyorlar siz ürünleri buradan tek tek topluyorsunuz ya da toplu bir şekilde hiç fark etmez. Daha sonra bu ürünleri Amazon'da listeliyorsunuz. Etiketlerini gönderiyorsunuz ara depoya ki bazı ara depolar etiket istemiyor. Sizden user permission yani kullanıcı etkilendirmesi istiyor. Kendileri etiket oluşturuyor. artık hangisi sizin için kolaysa. etiketleri gönderiyorsunuz. Etiketleri yapıştırıyorlar. Sizin adınıza Amazon depolarına gönderiyorlar. Sizin listeniz altında bu ürünler satışa açılmış oluyor ve dolayısıyla bu ürün satıldığı zaman Amazon size ödemesini yapıyor ve kar etmiş oluyorsunuz ve FBA modeliyle yani Amazon tarafından gönderilen kargo sistemine dahil olmuş oluyor. Alıyorsunuz. E, FBM'in yani drop shipping'in o e, tek tek ürün al işte müşteri adresini AliExpress'e gir, işte paran işte bir ayda gelsin konusu yok. E, Amazon depolarından satış yaptığınız için paranızı daha hızlı alıyorsunuz. 2500 dolarınızı yani 20.000 bin TL'nizi daha hızlı e, çevirmiş oluyorsunuz. Muhtemelen bu video e, işte aylarca belki de yıllarca yayında kalacağı için e, şu an 20.000 TL'nin bilmiyorum belki de güleceksinizdir ama 100 dolar 200 dolar diyecek, diyecek olan da olabilir hiç önemli değil. Burada önemli olan şu an 20.000 TL'nin 2500 dolara tekabül ediyor olması 20 Ekim 2020 itibariyle ve 2500 dolara 2500 dolarlık bir sermayeyle neler yapabildiğinizi tartışıyor olmak burada önemli olan konu bu. Şimdi burada farklı farklı ürünler var. Ee, bakarsınız mesela şu ürün 6 dolara satıyorlar. Visit on az dedim. Bakın köpek sayfası çıktı yani Amazon bu ürünü kapatmış. Önemli değil. Başka ürünler var. Çanta var şurada 20 dolara satıyor. Amazon ürün, bu ürün de kapatmış. Bunları almamıza gerek yok zaten. Almak da mantıklı değil. Burada başka bir ürün var yine köpek çıktı. İlginç bir şekilde ilk defa bu kadar çok köpekle karşılaşıyorum. Ee, evet şu 50 dolar. Mesela Ne kadar satıyordu 15 dolara bulduk elinde 3 tane var 45 dolar verin alın Ama e, tabi acele etmeyin önce bir ürünü inceleyin 4 reytingi var 50 dolara satılıyor e, Satan bir ürün mü 4 tane kişi var listede e, Sales ranki biraz yüksek yani sıralamada biraz yükseklerde dolayısıyla çok Sattığı söylenemez ama bazen e, Düşmüş sert düşüşler yaşamış e, Dolayısıyla ara ara e, Hızlı sattığını düşünebiliriz bu ürünün e, Elimizde kalır mı? Bence kalmaz. Helium 10'e bakalım. Helium ne diyecek? İlk sıraya bastım. Bir analiz etsin bize. Ee, ne kadar sattığını. Ayda 5 tane satıyor. Dolayısıyla ben şimdi buradan 15 dolara 3 tane ürünü aldım. 45 dolara verdim. Ara depoya yolladım. Orada duruyor. Ee, gittim. Şu ürünü de aldım şu çantayı bir tane de ondan aldım. O da ara depoya gitti duruyor. Dolayısıyla burada birik e, biriktirdim, biriktirdim, biriktirdim. Günün sonunda ne olacak? E, depomda benim 200 tane ürün birikecek. Yani 2500 dolarım var. Yani 20.000 TL'm var. Unutmayalım. Bütçem 20.000 TL. E, 20 20.000 TL'nin işte 15.000 TL'sini ürüne yatırdım. 2000 TL'sini kargoya vesaire verdim. Cemde 1000-2000 TL kaldı. Çok önemli değil kalsın. Hani o da ne olur ne olmaz parası olsun. Çünkü e, olur da ürün iade gelir. Ara depoya geri yollamak zorunda kalırsınız. Yeniden etiketletip Amazon yeni yeniden yollamak zorunda kalırsınız. O yüzden bütçenizin bir kısmını artırmakta ve kaplamakta fayda görüyorum. E, ve daha sonra bu şekilde kazanarak aslında bütçenizi hızlı bir şekilde katlayabilirsiniz. Bu vitesin aslında e, birinci vites işte e, bir önceki video Video'da ne demiştim? 2000 TL'lik bütçeyle nasıl satış yapılır? O birinci viteste, Bu da üçüncü vites oluyor aslında. Ee, biraz daha hızlanmış olduk. Biraz daha e, güç kazanmış olduk. Sermayemiz biraz daha artmış oldu. Peki 888 Lodz haricindeki ben toptancıları nasıl bulurum? Bunu sordunuz. Yani kesin soracaksınız. O yüzden ben bunun cevabını siz sormadan hemen vereceğim. Google'dan bulacaksınız arkadaşlar. Yani Google'a girdim ben. E, ve Google'a girdikten sonra burada ben şunu yazacağım. Açık artırmayla ya da e, bu hizmeti veren firmanın toptancının size sunacağı fiyatlarla kapalı kutu şekilde birçok ürünü toplu lot şekilde almaktır. Yani 888lots.com'un yaptığı aslında işte budur. Mesela eee B Stock Supply. Mesela şurayı açalım. Mesela açık artırmalar var açık artırmalara katılabilirim 20.000 TL'm var Bunu değerlendirebilirim Tabii ki çok büyük markalar değil daha işte Marka onayı istemeyecek ürünler Tabii ki bir sonraki videoda ben 200.000 TL ile Nasıl satış yaparım videosu çekeceğim O zaman büyük markalara girebilirsiniz ki o videoyu Yayınladığım zaman izlemenizi öneririm O videoda işinize yarayacak Şimdi diyelim ki Logitech'in şu hoparlörünü satacağım. Gerçi büyük marka ama hani çok video süresi uzamasın diye gösteriyorum. Diyor ki 46 ünite ürün var elimde. Toplam piyasa değeri 7134 dolar diyor. Şimdi ben bu ürünü tabii ki gidip Amazon'da araştırabilirim. Başlığıyla aratabilirim. Mutlaka vardır. Mutlaka satılıyordur. Bu bu liquidation yani likidite sistemini kullanan kişiler sadece Amazon'u satmıyor. Farklı platformlarda ebay'de ya da fiziki mağazalarını satan insanlar da olduğu için ee, çok fazla talep oluyor dolayısıyla buradaki herkesin Amazon'cu olduğunu düşünmeyin. Amazon'dan satış yapmıyor herkes. Mesela şu an herhangi bir teklif verilmemiş. Teklif verilebilir ama sadece mağazası, mağazadan satıyor. Store'u e, görmedim ben kusura bakmayın. E, store olanları alamayız. E, mağazadan satılan şu ürünleri mesela. Işte General Merchandise demiş mesela. E, şu an 1325 dolar bir teklif varmış e, bu ürünlere. E, ve bu ürünleri tabii login olduktan sonra detayları görebilirsiniz demiş. Login olup bakabilirsiniz. Bu da ayrı bir seçenek. Bunun gibi çok fazla seçenek var. Yani Google'ladığınız zaman dediğim gibi Google'da çok fazla seçenek çıkıyor. Çok fazla alternatif çıkıyor. Burada sizin iyice araştırmanız e, iyice bakmanız gerekiyor. Mesela yine karşıma çıktı e, farklı bir ürün. İşte çoraplar, ayakkabılar, koli koli ürünler, elektronik ürünler. Mesela at olmuş. Şuna bakalım hemen videomuzun sonuna doğru yaklaşırken bunu da inceleyelim. Mesela bir sürü ayakkabı. O var, bu var. Yani hatta barkod numaraları da var. E, tabii bu ürünler return ürünler de olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Kullanılmamış ürünler olması gerekiyor. birken toplar falan var. E, hepsi brand markadır demiş. Ücretsiz kargo çok fazla ra, ra, rast geldiğim bir olay değil. Gerçekten de iyi. 2, 2500 dolar demiş bizim 20.000 TL'lik bütçemize denk geliyor. O yüzden bizi bu ürünler aşabilir. Ee, dediğim gibi çok fazla seçenek var. Google'da baktığınız zaman, e, incelediğiniz zaman e, çok fazla seçenek olduğunu göreceksiniz. Ha, benim için şahsen ben 888 Lotus'u daha çok seviyorum. Yani daha güzel fırsatlar bana sunabiliyor. Ee, eğer ben 20.000 TL'lik bir bütçeyle Amazon'da satış yapmaya başlasaydım aynen bunu yapardım. Yani bugün bugün başlangıç noktam bu olurdu ve bu şekilde hep paramı yüzde 20 her ay yüzde 10 yüzde 20 nasıl büyütürüm bunun planını yapardım 4-5 aylık sürede ikiye katlar mıyım paramı bunu hesaplardım ki ikiye katlamak bence önemli ve değerli Bu şekilde ilerleyebilirsiniz Şimdi bu serinin bir sonraki videosu da eğer benim 200 bin TL sermayem olsaydı Amazon'da satışa nasıl başlardım videosu olacak Onda da Yine farklı yöntemlerden bambaşka bir yöntemden bahsedeceğim Yine kazançlı bir yöntemden bahsedeceğim Bu sayede siz e, sıfır noktasından yani eğer 2000 tl bütçeyle başlıyorsanız bir önceki videoda anlatıldığı gibi 20.000 tl'lik bir bütçeyle başlıyorsanız bu videoda anlatıldığı gibi 200.000 tl ile başlıyorsanız da bundan sonraki videoda anlatılacağı gibi e, Kendiniz Kurgunuzu yaparsınız Ve bu şekilde Amazon'da adım adım minik adımlarla Büyümeye odaklanırsınız diyorum Sonraki videolarda görüşürüz Hoşçakalın